Evet, merhabalar. Mart'ın son haftasına girmemizle beraber kur farkını Seat ve Volkswagen'in araçlarına yansıttığını gördük. Bu nedenle Seat Leon tarafında artık %50 ÖTV diliminde bir otomatik vites model kalmadı. Tasarımı çok şık olan Leon'un fiyat avantajı kaybolduğu için alternatiflere bakmamız gerekiyor ve en önemli rakibi yine 2021 model Opel Astra Hatchback. Astra Hatchback'te 1.4 benzinli 7 ileri CVT, burada sanal oranlar ayarlanmış 145 beygirlik bir araçla karşı karşıyayız. Edition paketi 231.100 liradan hala satılmaya devam ediyor. 1.4 motor ve 145 beygirle zaten Leon'dan çok daha güçlü bir seçenek karşımızdaydı. 7 ileri CVT şanzımanıyla da yine oldukça çekici bir alternatif olarak gözüküyor Opel Astra tarafı ve Mart ayının son haftasında da %50 ÖTV diliminde olması dikkat çekici. Yine diğer bir alternatif de Peugeot 308. 308 yeni kasasıyla muhteşem gözükse de bu mevcut kasada yeterli şıklığa sahip ve baktığımızda fiyat avantajı sunması da onun artı hanesine yazılıyor. 308 StyleTech 1.2 PureTech 130 beygir EAT8 tam otomatik şanzımanlı model Mart'ın son haftasında da 229.500 liralık fiyat etiketiyle karşımızda. Bugünkü karşılaştırmamızın temel noktası turbo benzinli motor ve otomatik şanzımanlı C sınıfı bir hatchback olduğunun altını çizmem lazım. Sedan modellere geçtiğimizde farklı alternatifleri görebiliyoruz. Peki hatchback olarak karşımıza başka ne çıkıyor? Toyota Corolla. Toyota Corolla 2021 model yılında Dream Multidrive S1.2 turbo modelini 228.750 liradan satıyor. 2020 modellere baktığımızda ise Dream X-Pack, Multidrive S 227.950, Flame Multidrive S de 230.450 liralık 2020 model yılı fiyatlarına sahip. %50 ÖTV dilimi, turbo benzinli ve otomatik şanzıman 3 farklı alternatif Astra, 308 Corolla Hatchback. Siz hangisini tercih ederdiniz? Benim buradaki seçimim Astra'dan yana olurdu. Hem daha güçlü hem de model olarak bana daha şık gelen bir ürün. Sizlerin de seçimlerinizi aşağıya bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.